Arkasından 28 Şubat geldi. 28 Şubat'ta gazetemin patronu Kedi dedi. Ben ve bir takım arkadaşlarımla birlikte beni işten atması için Kedi dedi. Allah'tan ki vakit bırakmadı. Çalışmaya devam edildi. Ama sürekli yargılanma tehdidiyle, sürekli hakkında tutuklanma kararı çıkma tehdidiyle yaşadım. O sıralarda bir darbe teşebbüsünde bulunmaya hazırlanan bir grup tarafından darbede ilk tutuklanacaklar listesine alındığımı daha sonra öğrendim. Ve bugüne kadar böyle darbelerin içinden gece gece hepsinde az ya da çok darbelerle ilgili yani meşgul gördüm ki hukuk, liberal demokrat ülkelerde hukukun esas fonksiyonu, esas işi bireyler arası anlaşmazlıkları çözmektir. Burada hakimlik yapmaktır. Elbette bir de devlete karşı işlenen suçlar diye bir kavram vardır. Ve burada da esasen yargının devletle vatandaş arasında adil olması, ikisi de eşit mesafede durması gerekir. Türkiye'deki bizim yargı sistemimizde yargımız bireyler arası anlaşmazlıklarda nispeten adaleti arama kaygısı güttüğünü söyleyebiliriz. Uzun tutukluluk gibi, davaların geç sonuçlanması gibi adaletsizlikler olsa bile esas itibariyle yargının bireyler arası çelişkilerin çözümünde adaleti arama fikrinin en azından isteğinin olduğunu söyleyebiliriz. Ama devletle vatandaş, devletle birey karşı karşıya geldiğinde bizim yargımız ister darbe dönemlerinde, ister darbe dışı dönemlerde olsun temel bakış açısı devletin yanında ve bireyin karşısında olmak olmuştur. Bunu bir zamanlar yapılan bir anket çalışmasında da çok açık bir şekilde görüyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam ankete cevap veren yargı mensuplarının %75 kadarı kendilerinin pozisyonunu devletin çıkarlarını korumak olarak ifade etmişlerdir. Şimdi böyle bir bakış açısı ve böyle bir ele alışın zaten var olduğunu düşünülürse bir darbe dönemlerinde ne oluyor? Zaten bu fark, bu bilinç ve bu ele alışı bir de devletin en vahşileştiği, bütün işlerini çıkarttığı ve çok az insan tarafından temsil edildiği darbe dönemlerinde artık yargının tek yegane misyonu kendi anladıkları devlet çıkarı uğruna, kendi kafalarındaki devlet çıkarı uğruna vatandaşa, bireylere hükmetmek, cezalandırmak ve devletin bekası uğruna her şeyi yapmak oluyor. Biz bütün bu darbe yargılamalarında bunu görüyoruz. Zaten var olan bir ele alışı ve anlayışın azdığı, azgınlaştığı, vahşileştiği dönemleri yaşıyoruz. 28 Şubat'ta tabii ki bunun önemli şeylerinden biriydi, aşamalarından biriydi ve 28 Şubat hukuku da aynen bu dediğim gibi işledi. Şimdi bu konuyu daha ileri boyunda tartışmak üzere söz vermeye başlıyorum. İlk sözü Avukat Emrullah Bey'le veriyorum burada ben. 20 dakikamız var. Teşekkürler başkanım. Ben de öncelikle yurt dışından gelip kendi ülkelerdeki darbe yargılamalarındaki deneyimleri bize aktaran, yurt dışına gelen misafirlere ve bizi bulunma buluşturan kuşlara verdiği ve destekçilerine çok teşekkür ediyorum. Tabi burada bir dönem karanlık noktası olarak nitelendirdiğimiz 28 Şubat'ın biraz dava dosyasına yansıyan yönüyle izah etmeye çalışacağım. Genç arkadaşlar o dönemi yaşamadılar. O dönemi yaşayanlar da muhtemelen unutmuşlardır. Çünkü hafızayı beşer isyanla mağrurdur. Onun için hem bir tekrar hem bir yüzleşme hem gelecek
Türkiye'de demokrasinin sağlam temeller üzerinde inşa edilmesi anlamında neler yapılabilir ve yürütülen mahkemede adil bir karar nasıl çıkarılabilir, çıkarılabilir? Onun üzerindeki üç şeyler söylenebilir. Değerli arkadaşlar, kamuoyunda 28 Şubat darbesi olarak bilinen ama aslında bir süreç olan bu tarihi dönemin başlangıç noktası 1991. 1991'de güvenlik bürokrasi başta Genelkurmay elçilerindeki o gizli komite ve açık komite de yapılabilir. Yavuz Kustolcu Kaynaklı adı altında bir plan hazırlıyor ve bu planda Türkiye toplumunun geleceğini yönlendirme, Türkiye toplumunun kendi istekleri doğrultusunda şekillendirme noktasında bir çalışma yapıyor. Tabii bu çalışma yaparken bunları tehdit edebilecek tırnak içerisinde tekleştirilebilecek veya potansiyel terörist olabilecek sosyal kesimleri sınıflandırmışlar. Ve muhtemelen gelecekte bizi nasıl bir tablo bekliyor, onun üzerinden de yorumlar yapmışlar. Ve işte o Yavuz Kustolcu Hareket Kulağı'nda gelecek 10 yılın içerisinde umarım tanımlamasıyla Türkiye'de siyasal İslam'ın hakim olacağı ve siyasal İslam'ın hakim olmasıyla beraber toplumdaki insanların dini hassasiyetten de utanma olması dolayısıyla sürekli bu kitlenin büyüyeceği, dolayısıyla siyasal İslam'ın artık iktidardan gidemeyeceği yönünde bir tespit yapmışlar. Ve o tespitin hemen arkasında hatırlarsanız işte yerel yönetimlerinde Refah Partisi'nin büyük şehirlerin elde edilmesi, arkasında gene genel seçimlerde birinci parti olmasından sonra bu insanlar daha bir hızlı bir şekilde hareket etmeye çalışmışlar. Ve o dönemde Refah Partisi birinci parti çıkmış olmasına rağmen ve Anavatan Partisi ile yapılan koalisyon görüşmelerinde rahmetli Necmettin Erbakan'ın biz nişanı yaptık, düğünü de bayramdan sonra yapacağız sözüne rağmen o dönemki Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının araya girmesiyle bu düğün yapılması engellenmiş oluyor. Bunu nereden çıkarıyoruz? Hem o dönemin reis başkanı olan Mustafa Kalemli'nin anılarında hem de aslında bu davaya o süreci en güzel bir şekilde anlatan Güven Erkan'ın Bir Asker Bir Diplomat isimli kitabından çıkarıyor. Çünkü orada çok ayrıntılı bir şekilde o süreci anlatıyor. Dolayısıyla 97'nin hemen başında, Ocak ayının hemen başında Genelkurmay Başkanı Kuvvet Komutanları, Genelkurmay'daki Jİ Başkanları ve ilgili daire başkanları bir harp oyunun seyredilmesi amacıyla o bahaneyle Gökçük'te bir toplantı yapılıyor. Ve o toplantıda bir Refah Partisi'nin hükümetten uzaklaştırılması için neler yapılabilir? İki, siyasal İslam'ın kontrol altına alınması ve bir daha siyasal İslam olarak ülkelerinde siyasi kartın iktidara gelmemesi için toplum üzerinde tür bir toplum mühendisliği yapılması gerektiğine dair kararlar alıyor. Ve o kararlar hemen Ocak ayının sonunda dönem Cumhurbaşkanlığı Genelkurmay kararlarına gidiyor ve oradan ona sunulan birikimde biz Gölcük'te böyle bir toplantı yaptık ve dolayısıyla Türkiye'nin geleceği adına bu kararlarımızın Milli Güvenlik Kurulu kararı şekline dönüştürülmesini talep ediyor. Ve yine rahmetli Mehmet Ali Kıran'da vermiş olduğu demecinde bunu doğruluyor. Hatta bir tek daha bir şerh de koyuyor. Diyor ki o kararda siyasal İslam'a ve topluma yönelik çok tahkir edici galis güçlerin olduğunu söylüyor ve ben bunu yumuşattıktan sonra onlara o sözü verdim diyor. Ocak sonunda Genelkurmay Başkanı'nda bu görüşme yapıldıktan sonra hatırlarsanız Şubat'ın hemen başında Sincan olayları bahane edilerek bir tank yürütme meselesi ortaya çıkıyor. Ve aslında onların söylediği kadarıyla önce planlandığı söyleniyor ama
mahkemedeki çapraz sorumluluğa, bilhassa o tankları yürüten dönemin komutanı çok açık bir yürekle dile getirdi. Dedi ki, gece yarısı beni aradılar, dedi ki mutlaka o tanklar Sincan'da yürütülmeli. Ve o ülkemiz gerilerini de istediğimizde hakikaten 3 Şubat 1997 tarihi gerilerin 12'de kapatılmış olmasına rağmen saat 1'de değiştirildiğini biz gördük. Ve daha önceki eğitim alanlarında o tanklar taşınarak intikal edildiğinde rağmen o gün o tanklar yürütülmüş ve bir gün boyunca da Sincan Meydanı'nın en işlevi caddesinde bir tank Bozuntur gerekçesiyle orada bırakılmış. Ve hatırlarsanız 5 Şubat 1997 tarihli gazete manşetlerinde ordunun hükümete bana sayar verdiği ve ordunun hükümetten memnun olmadığını, hükümetin kendisini düzeltmediği halde silahlı müdahaleye hazır olduğuna dair 5 gün gazetenin manşetleri olmuştu. Biz yine hakime duruşmalarına gelen çevik bile gerekse diğer sanıklara bu gazete manşetlerinin neden eksik edilmediğine dair sorular sorduğumuzda bizim yeterli elanımız ve bütçemiz olmadığından dolayı o gazete manşetlerini eksik etmeye imkanı olmadığı şekilde cevaplar verdi. Ve bu olaydan sonra yine tarihte o 28 Şubat sürecinde bu sefer toplum mühendisliği adı altında bir çalışma var ve o çalışmanın ana dinamikleri de Batı Çalışma Grubu merkezli. Ama Batı Çalışma Grubu ile paralel olarak çalışan YÖK, sendikalar, mermekler, medya ve işverenler veya sermaye sahipleri olarak nitelendirilmiş insanlar bunlarla koordineli bir şekilde, Batı Çalışma Grubu ile koordineli bir şekilde çalışıyorlar. Ve o tarihte işte Batı Çalışma Grubu ile ilgili bir belgeye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na sızdırılıyor. Orada çalışan ve askerlik yapan bir polisin sızdırılmasıyla, belge sızdırılmasıyla bu belge dönemin istihbarat daire başkanı, emniyet istihbarat daire başkanı Bülent Orakoğlu'na ulaştırılıyor. Ve bu belgeye Bülent Orakoğlu üzerinden önce İçişleri Bakanı, sonra Başbakan Yardımcısı'na, sonra Başbakan'a, Başbakan'dan Cumhurbaşkanı'na, Cumhurbaşkanı'ndan da Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Ertay'a ulaştırılıyor. Bu belge nedir, ne değildir şeklinde. Ve en sonunda Güven Ertay bu belgeye getirip Genelkurmay Başkanlığı'na veriyor. Büyük bir belge içinden sızdırılmış. Dolayısıyla başka belgeler de var. Sırf bu belgeleri bir şeyler isteyin. Başbakanlıktan isteyin diyor. Ve duruşmada İsmail Hakkı Karabey çok açık yürekli dedi ki ben Batı Çalışma Grubu diye bir grup bilmiyorum, hatırlamıyorum demiş olmasına rağmen hem Çetin Doğan hem Erol Öztaş'la hem de Çevik bir kendisinin aslında bunaldığını ve o tarihi hatırlamadığını dolayısıyla bu belgeleri Başbakanlıktan kendi imzasıyla istediğini dile getirdi. Ama İsmail Hakkı Karabey ısrarlı bir şekilde benim bu Batı Çalışma Grubu denilen yapılan haberin olmadığını dile getirdi. Ve dolayısıyla Nisan ayında Batı Çalışma Grubu'nun için kurulduğu aslında daha önemli bir nokta. Güven Ertaş şunu söylüyor ki aslında MİT Başbakanlığı'na Emniyet İlişkileri Bakanlığı'na bağlıydı. Dolayısıyla bizim güvenli bir bilgi kaynağımızın olması gerekiyor. Sokağı ve sokak eylemlerini nasıl kontrol edebiliriz? Onun üzerine bir kafa yorduk ve dolayısıyla böyle bir yapının ortaya çıkmasına biz karar verdik. Yani bir sokakta kim var? Sokağı nasıl kontrol edebiliriz ve sokakta gelen tehlikeleri biz nasıl önleyebiliriz şeklinde bu amaçla Batı Çalışma Grubu'nun kurduklarında ve bütün kuvvet komutanlarının bünyesinde, Taşra Teşkilatları bünyesinde bunu kurduğunu dile getiriyor. Yine 12 Haziran, 11 Haziran 1997 birikimine katılan gazeteci Üstelik Berkan bir sonraki günkü yazısında Batı Çalışma Grubu ve Belediyelerin Cinsiyeti başlıklı yazısında bunu açık bir şekilde dile getiriyor. Batı Çalışma Grubu'nun neden kurulduğunu, nasıl çalıştığını, taşra yapılanmasının nasıl faal olduğunu ayrıntılı bir şekilde dile getiriyor. Ve gece yarılarına kadar, hatta sabahlarına kadar Genelkurmay elektriklerin yanında olduğunu o günkü siyasetçiler de zaten dile getirdiler. Ancak
Burada önemli olan bir ayrıntı duruşmada Sayın Meral Akşener'in ifadeleri. Çünkü o dönemin canlı tanıklardı ve aslında tarafta mağdur olan ve muhataf olan bir insan. Çok açık yürekle şunu dile getirdi. O dönemde siyasal iktidarın, siyasetçilerin güvenlik korkutası karşısında temiz edildi ve siyasetçilerin de güvenlik korkutası karşısında korkuklarını çok açık bir şekilde dile getirdi ve tehlikenin her an gelebileceğini sezdiklerini ve Şevket Kazan'la yapmış olduğu bir telefon konuşmasında, hatta Şevket Kazan'ın da o gün Samsun'da olduğunu dile getirdi. Kendisine işte hemşerisi olduğundan dolayı abi sıfatıyla hitap ettiğini, abi bu akşam darbe olacağını kendisine söylemiş olmasına rağmen Sayın Şevket Kazan gerek yazmış olduğu kitabında, gerekse mahkeme huzurunda en gördüğü hükümetin kendi isteğiyle protokol çerçevesinde görevli kararlarını söyledi. Ama Meral Akşener ise çok farklı bir boyundan hükümetin güvenlik bürokrasi tarafından tehdit edildiğini ve sonraki bir dayatmayla Erbakan'ın hükümetten düşürüldüğünü dile getirdi. Ve dolayısıyla 16 Haziran 1997 54. hükümet güvenlik bürokrasisinde yani kumbaylı dayatması ve o sözden el aşağı ediliyor. Tabi bununla yetinmiyor. Yani 54. hükümetin görevden uzaklaştırılmasıyla beraber başka bir boyutta hareket ediliyor. Çünkü Yavuz Sporcu Hareket Planı'nın iki amacı var. Birincisi 54. hükümeti düşünmek. İkincisi ise toplum mühendisliği ile toplum geleceğini yönlendirme ve yeniden bir toplum inşa ve sivil siyasete inşa gibi bir görevle vardı. Bunun için de Fatih Çalışma Grubu lav edilmedi. Neden lav edilmedi? Çünkü gelecek kimyesin, işte bu sıralarda okuyan genç çocukların peşine bu sefer düştü. Öyle önce Sayın Hukuk arasında bahsetti. İkna olamadı. O dönemlerde yani 54. hükümetin el aşağı edilmesinden sonra aslında bu ikna olamadı kuruldu. Başörtülü öğrenciler okullarından uzaklaştırıldı. Memur avlarında çıkarıldı. Ve orada ilginç bir nokta, 1997'de iki defa yaş toplantısı yapılıyor ve o yaş toplantısında yaklaşık 400 tane subaylar subay atılıyor oradan. Ve bu da ilginç bir, Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinde ilginç bir tarih olarak karşımıza çıkıyor. Muhtemelen gelecek olan veya planlanmış oldukları o darbeye karşı kimler çıkabilir sahikiyle böyle bir yaş toplantılarına gidip atılmalar söz konusu oldu. Batış Çalışma Grubu yakın tarihe kadar bence devam etti. Yani mahkeme tutanaklarında gelen evraklarda zaten Batış Çalışma Grubu ile ilgili çok farklı bir evrak söz konusu değil. Onlar da sıralı bir şekilde diyorlar ki bu Batış Çalışma Grubu yasal bir grubu. Yazışmalar da bu kavramı bir şekilde yapılması gerekiyor ama bize biraz evvel tutanaklar gelen kurma yarışma aykırıdır diyorlar. Ancak Kaleş Sarkoz sağlıksızlığı belgeleri biliyorsunuz bu dönemde yargılandı ve askeri mahkeme genel kurmaydan bu belgelerin doğru olup olmadığı yönünde bilgi istiyor. O dönem genel kurma istihbarat daire başkanlığı bu belgenin çünkü sızdırılan belge asıl bir belge değil, imzasız bir belge. Bu belgeyi tutup atıp bizde de bulunduğunu ve aslında bizde olduğunu dile getirmiş. Dolayısıyla Batış Çalışma Kurumu'na ait ve sanıkların da aslında bu belgeye genel kurma yazışma usullerine aykırı bir şekilde düzenlenmiştir dedikleri belge mahkemeler tarafından, askeri mahkeme tarafından bağlı kabul edilmiştir. Batış Çalışma Kurumu 55. hükümet döneminde çok aktif bir şekilde çalışmış. Bunun çalışımlarından biliyoruz. Yine güvenlik erkaya kendi kitabında çok açık bir şey 55. hükümetin başbakanı Mesut Yılmaz belli bir noktadan sonra artık dayanamıyor ve Rusya dönüşünde böyle bir demeci var. Diyor ki demokrasi laikliğe kadar edilemez. Dolayısıyla 5 şeker bir an önce lav edilmelidir. Dedikten sonra hemen kuvvet komutanları ve genel kurmay başkanı Mesut Yılmaz hakkında muhtıra veriyor. Dolayısıyla Batış Çalışma Grubu yine lav edilmiyor.
Bu noktada hani 28 Şubat dediğimiz süreç aslında aşağı yukarı bu şekilde olmuş. Ancak yargılama sürecine baktığımız zaman kendimizden başlayarak bir özelleştirme yapalım. Yerel mağdurlar, yerel mağdurlar bu noktada çok isteksiz yüzleşmek istemiyorlar. Bazıları levhamdeler korkusuyla hareket edip bizleri dahi mahkemeden çekmek isteyen insanlara şahit oldu. Dolayısıyla bizler ve mağdurlar veya demokrasinin bu ülkede kökleşmesini isteyen sivil siyasetçiler darbe süreçlerindeki yargılamalarla yüzleşmediği sürece, oralarda sanıklarla yüzleşmediği sürece karantinle darbe yargılamalarının ulaşması ihtimal çok zayıf gözüküyor. Ama her halükarda bu sürece kadar bu darbe yargılamasına mağdurlar adına katkı sunan arkadaşlara da sizler bununla teşekkür etmek istiyorum. Mahkemenin yargılama noktasındaki isteksizliği veya tehlikesizliği bu zaten bizden ilk olması hasebiyle bu yanlışlıklar ve eksikler söz konusudur. Ancak burada medyada bir eleştiri yapılabilir. Medya genellikle konunun özünden ziyade magazin kısmıyla ilgileniyor ve magazin kısmıyla ilgilendikten sonra da daha da gittikçe sulandırılıyor. Aslında uygun bir şekilde yargılama yapma zemini ortadan kalkıyor. Ama her arada bizim bu konferansta şüphesiz bilhassa yabancı ülkelerde gelen arkadaşlarla birçok deneyimlerimiz söz konusu oldu. Ümit ederim ki bir daha darbeler ülkelerde yaşanmaz ve 28 Şubat yargılaması da son darbe yargılaması olur. Teşekkür ederim. Evet, sanırım bu birbirine tartışmaya muhtaç en önemli nokta, soru cevap bölümünde 28 Şubat yargılamasının bir çıkmaza girdiği gerek mağdurlar hakkın sahiplenmesi açısından, gerek basının ilgisi açısından neden gerekli etkinliğinde yüzülemediği konusu belki son oturumda tartışma konusu olabilir. Şimdi ben sözü Avukat Muhammed Emin Özkan'a veriyorum. Kendisi İdilgeli Hukuk Komisyonu Başkanı. Buyurun. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, değerli arkadaşlarım, verdiğim mensupları, bu güzel, mükemmel organizasyonu yaparak güzel başlık altında bize aydınlatmaları sebebiyle efendileri teşekkür sizlere iletiyorum. Ve yurt dışından gelerek gördükleri zulümleri, haksızlıkları ve bu haksızlık ve zulümlere karşı verdikleri mücadeleyi bize anlatan, Türk halkının gördüğü zulüm ve haksızlıklarla kaynaştıran değerli misafirlerimize de hoş geldiniz diyorum. Onlar bilsinler ki Hukuklar Derneği adına burada bulunan hepimiz kendilerini ağırlamak için can gönülden arzu etmekteyiz. Bizim de misafirimiz diyorlar. Bunu bildirmek istedim. Benden bu tepkiyle, bu sempozyumda istenen konu gelen yazıda 28 Şubat davasından beklenen sonuç neden elde edilemedi? Bu parantez içerisinde kalacak şekilde bir sunum hazırladım. 28 Şubat davası ve yargılamasından beklenen sonuç neden elde edilemedi? Yani yargı süreciyle ilgili konuşmuş olacağım. Saygıdeğer misafirlerimiz, bu tebliğde 28 Şubat darbe davasını başından beri kesintisiz takip eden bir avukat olarak yargı süreciyle ilgili izlenimlerimi sizlerle paylaşacağım. Ve tebliğde daha çok tutanaklara atıfta bulunduğum için motamak olmasını sağlama amacıyla okumayı tercih ediyorum. Bunu da halkınızla ve müsamahınızı sığınarak yapıyorum. Darbenin sonuçlarını bütün boyutlarıyla ciddi şekilde yaşanmış mağdurlardan bir sıfatıyla yargı sürecine yoğun bir istek ve duygusallıkla dahil olmak istiyorum. Ancak yargılamanın başından beri duygusallığını yerine mağdur vatandaşlardan biri adına davaya katılmak bana daha tarafsız ve objektif bir konumda sürece dahil olma şansını verecekti. Çünkü kendi mağduriyetini tarafsız kalmama engel olabilirdi.
silah tehdidi her zaman Türkiye demokrasisine yönelen ve gölge düşüren asılsız korku ve tehdit unsurlarından biriydi. Bu nedenle darbenin sonuçlarını ömür boyu derinlemesine yaşamış bu değil. Belki de bu yüzden siyasi davalar ilgimi çekti ve bu ülkede olan siyasi davalara ilişkin bir hassasiyet ve ilgi içinde olmamı sağladı. Örneğin Üstad Recep Fazıl Kısaköy'ün vefatından önce son 7 yılında yargılandığı tüm siyasi davalarıyla 80 darbesinde siyaseten yargılanan bilinen insanların davaları, 8 yıl kesintisiz süren ve yargılaması hala devam eden Sivas olayları davası, inanca saygı ve düşünceye özgürlük için bütün Türkiye el ele davası ki 28 Şubat döneminde uygulanan başörtüsü yasağına karşı çoluk çocuk, genç yaşlı, kadın erkek okula alınan ve alınmayanlardan oluşan 1,5 milyon rengarenk insanın güneşli bir pazar günü kaldırımlarda el ele tutuşarak oluşturduğu kardeşlik görüntüsü o dönem suç olarak görülmüş, barışçı etkinlik ülkemizin insan hakları konusunda geldiği olgunluk düzeyini gösteren en estetik fotoğrafçıken savcılarla soruşturmaya tabi tutulmuş ve sonuç olarak yargılaması 5 yıl sürmüş olan el ele davası. Diyarbakır'da hünharca öldürülen Yasin Görgün, Ankara'da devam etmekte olan davası. Son olarak bu tepkinin konusu olup, izlenimlerimi anlatacağım 28 Şubat davası. Benzeri davalar, biraz önce sözünü ettiğim güvenlik ve ilgi sebebiyle yargılama sürecinde avukat olarak yer aldığım siyasi davalar var. 28 Şubat davası ile ilgili izlenimlerime geçmeden bu davada avukatlığı yaptığım Hasan Akay'ın tüm darbe mahluklarının yaşadığı zulümlere çarpıcı bir örnek teşkil eden hikayesini sizlerle kısaca paylaşacağım. Darbenin yaşandığı dönemde Hasan Akay, Burdur İmamatik Lisesi'nin başarılı bir dirayetli bir müdürdür. Bir gün kendisine okuldaki başörtülü öğrenci ve öğretmenlerin başlarını açıklaması için Tugay Komutanı Kaşar'ınla doğrudan yazdığı muhtıra gibi bir yazı gelir. Tuğ General Seyman Kapoğlu'nun yazdığı bu yazının gönderilmesinden 3 gün önce dönemin Milli Eğitim Bakanlığı'nca aile öğretmenlerinden Hasan Akay, yazının kendisine ulaşmasından kısa bir zaman sonra akıl almaz biçimde tehditler geçirmeye başlamış, sözde kankeri derinlerine günü geçmiş riski yüksek var mı diye araştırma bahanesiyle okuldaki başörtülü öğrenci ve öğretmenlerin riski de bırakmışlar derken kısa bir zaman sonra başörtüsünü engellemediğinden bahisle maaş kesme cezasına çarptırılmış, sonuç olarak şehirdeki bir ilçe ilkokulundan matematik öğretmeni olarak sürülmüştür. Anlaşıldığı gibi onun işlediği cürüm, müdür bulunduğu lisede öğretmen ve öğrencilerin başlarını örterek okula gelmelerine ve derslere girmelerine engel olmamak. Peki Paşa'nın ki nedir? Paşa'nın bu uygulamasını değerlendirecek olursak, 28 Şubat sürecinde kurulan Batı Çalışma Grubu isimli hukuk dışı yapıdan aldığı yüz ve talimatla okulda başını örten öğretmen ve öğrencilere irtica tehdidi bahanesiyle duyduğu kin ve nefrete dayalı ayrımcılıktır. Bu insafsız hikaye yaşandıktan 15 sene sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 28 Şubat darbesi için bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma dosyasına müşteki Hasan Akay adına ben de başvurdum ve yargı sürecine bu şekilde dahil olmuş oldum. Davanın başladığı gün ilk uçakla Ankara'ya indiğimde çok heyecanlıydım. Hemen Siirt'teki adliyeye geldim. Ankara'ya geldiğim gün arkadaşlarımın kahvaltı tepkilerini kabul edemezdim. Çünkü bu ülkenin başına indirmem en büyük darbenin yargılaması başlayacaktı. Saat sabah 8 olsa da adliyenin çevresi, mağdurların ve demokrat kendilerinin oluşturduğu kalabalık nedeniyle yoğunlaşmıştır. Girişler zorlaşır, kendime erkenden